Merkez Konseyimizin değerli başkanı, değerli hocalar, Tarım Bakanlığımızın değerli avukatları, kıymetli arkadaşlarım, değerli misafirler, basınımızın güzide mensupları, hepinizi konuşmama başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kıymetli arkadaşlarım, benim konuşmam böyle de bu diyorsunuz, konuşmamın konusu yerli aşı üretimi ile aşıların stratejik önemi hakkında. Ben bunu böyle bir kronolojik dizilim şeklinde değil de biraz daha farklı bir açıdan konuşacağım. Konuşmam konuyla sanki böyle alakalı değil gibi görülebilir ama tam bizim konusunun merkezinden konuştuğumu konuşmamın başında belirtmek istiyorum. Kıymetli arkadaşlarım, artık bugün aşının önemini, aşının stratejik önemini konuşmak, hele hele şu pandemiden sonra da bence o kadar çok önem taşımaz. Artık aşı stratejik değil, çok çok stratejik bir ürün. Artık bunu herkes kabul etti, bütün dünya kabul etti. Ve de salgınlar, geçmişe baktığımız zaman hocalarımız da, arkadaşlarımız da, gerçi bu hususlarda gerekli bilgileri de verdiler. Geçmiş tarihe baktığımız zaman salgınlar olmuştur mikroorganizmalardan dolayı. Ve dünya kadar insan, milyonlarca insanlar ölmüştür. Ama bu salgınların sonu ya aşılarla biz bunları önlemişiz veyahut da toplu ölümler olmuştur. Bu sebeple aşıların kıymeti hususunda, önemi hususunda, stratejik önemi hususunda fazla şey söylemeye gerek yok. Yani bu herkesin kabul ettiği bir şey. Şimdi bizim ülke olarak bu aşıyı, yerli aşılarımızı, gerek beşeri, gerek veteriner sahasında bu aşılarımızı kesinlikle üretmemiz gerekecek. Kendi kendimize yeterli olmamız lazım. Bunun dününü, yarını hakkında biraz konuşacağım ama asıl benim üzerinde durmak istediğim konu, şimdi Hakkari'den Edirne'ye, Sinop'tan Antalya'ya, bütün nüfusu, zengini fakiri demeden, işçisi, bürokratı, doktoru, herkesi etkileyen bir pandemi düşünün arkadaşlar. Ve herkese zarar veren bir felaket düşünün. Şimdi herkesin etkilendiği bir şey düşünün. Şimdi buna karşı size ülke olarak tedbir almanız gerekiyor. Sizin buna karşı koymanız gerekiyor. Ve de sadece birilerini ilgilendirmiyor. Herkesi ilgilendiriyor. Şimdi herkesi ilgilendirdiğim dediğim zaman bu bir milli proje kavramına geliyor. Yani bu tür milli projeler dediğimiz zaman bizim her türlü tartışmanın üstünde. Her türlü politik yapı, siyaset yapı, güç, iktidar, muhalefet, kadın, her şeyin üstünde ülkenin tamamını, genelini, bekasını, ekonomisini, her şeyin refahını ilgilendiren projeler bunlar. Bu projelerin sahibi herkes olmalı. Yani bugün bir TÜRKOVA projesi, milli bir proje çerçevesinde değerlendirilmeli ve bunun sahibi millet olmalı ki bu gerçekleştirilsin ve devam etsin. Devam etmesi de önemli. Çünkü önden bizim gerçekleştirmiş projelerimiz vardır ama devam etmemiştir. İşte bizim bu hususta bizim milletimizde, bizim toplumumuzda, bizim vatandaşlarımızda bir aidiyet duygusu geliştirmemiz gerekir. Bu milli projelere karşı. Aşı üretimi, yerli aşı üretimi stratejiktir, milli projedir. Ve bunun sahibi herkes olmalı. Bunun sahibi herkes olmadığı zaman ne olur? Şimdi söyleyeyim arkadaşlar. Yani bugün çok güzel bir etkinlik yapıyoruz.
Şimdi bu çalışmaların hepsinin toplamda vücut bulması için bizim ne yapmamız lazım? Şimdi biz millet olarak bunun arkasında durmadığımız zaman ne olur? Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi zaman zaman da bunu dillendiriyorum ve de bunun çok dillendirilmesi lazım. Herkesin herkese anlatması lazım. Şimdi biz 1920'li yıllarda bizim bir tane kahraman pilotumuz çıkmış, kendi uçağımızı yapmış. İstanbul'dan Ankara'ya uçmuş ve Ankara'da bunu tescillendirmek için yetkililere gelmiş. Bizler tescillendirebilecekken sıkıntılar çıkarmışız. O uçak bölünmüş, trenlerden yurt dışına taşınmış, yabancılardan onay almış, tescillenmiş ve onunla beraber Ankara'ya gelmişiz. İkinci bir ve o orada kalmış. Ve biz 20'li yılların sonunda, 30'lu yıllarda ki Atatürk'ün son dönemlerine de denk geliyor, dikkatinizi çekerim. Dünyanın en büyük projelerinden bir tanesi olan, yani havacılık sanayimizde. O zaman tabii bu ülkeler arasındaki bu teknik farklılık fazla değil. Yani bir el yordamı kadar yakın, başlangıç. Bizler de hemen hemen yani böyle at başı giden ülkelerden biriyiz. Ve dünyanın en iyi havacılık ve uzay teknolojisi, uçak üreten fabrikalar kuruyoruz. Eskişehir'de ve Kayseri'de. Uçakları üretiyoruz, ihracat da yapıyoruz. Çok değerli iş adamlarımız bunlara yatırım yapıyor. Ama gerçekleşmiş bir proje orada kalıyor. Şimdi gelelim ikinci bir, bunlar milli proje arkadaşlar. Şimdi bunların ekonomik şeyinden bahsedince konudan uzaklaşmadığını göreceksiniz. Otomobil projemiz var arkadaşlar. Devrim otomobilleri diye zaten bir tane de film vardı. 50 yılda bir gösteriliyor. Şimdi buradaki bizim kahraman yine kamu çalışanlarımız, mühendislerimiz gece gündüz çalışarak otomobil yapmışlardır. Ve devlet erkanının başındaki en yetkili insanı Cumhurbaşkanı'na bindirmiş ve de baş şehrinde gezdirmiştir. Yine aynı şekilde tamamen milli, her şeyi yerli, yani komik olacak belki lastikleri de camları dışında ama o da orada kalıyor. Geliyoruz, gözümüzün nuru Aselsan'ımız cep telefonu yapıyor arkadaşlar. Ve bu uluslararası arenada global firmalardan ödül alıyor, birincilik alıyor, üretim yapılıyor, ihracat yapılıyor, orada duruyor. Bizim gibi artık 70'e merdiven dayan meslektaşlarım, arkadaşlarım bilirler ki kendilerine şu anda uygulanan aşı hıfz-ı sıha enstitümüzün aşısıdır. Biz aslında beşeri aşılarımızı da üretiyoruz. Ama beşeri aşılarımız nedense o da duruyor. Aslında kendi kendimize yeten bir ülkeyiz. Veteriner aşılarımız da böyle. Kanatlı aşılarımız da böyle arkadaşlar. Ve ürettiğimiz gibi Orta Doğu ya da zaman zaman gönderiyoruz. Şimdi bu projelerin böyle azıcık bir önemli bir başka açıdan şunlara bakalım arkadaşlar. Niçin bu dereceli, niçin buraya vurgu yapmak istiyorum, niçin herkese anlatmamız gerekiyor? Çünkü bunların sahibi millet olmalı, herkes bilmeli. Herkes bilmeli arkadaşlar. Siz şimdi düşünün ki bizim Türk Hava Yolları'nı, bizim savaş uçaklarımızı, roketlerimizi, kendimizin yaptığını, tüm şey sanayi için söylüyorum ve de dünyaya sattığımızı ve biz bunların hepsine dışarıya döviz ediyoruz. Şimdi otomobil tarafına gelelim bakalım kıymetli arkadaşlar. Şimdi bir İstanbul trafiğini düşün, Ankara trafiğini düşün, yollardaki otobüsleri, kamyonları, otomobil, hepsine bunlara dolar döviz ödeniyor. Şimdi siz bu kadar döviziniz içeride kalıyor, bir de bu kadar da satış yapıyorsunuz. Cep telefonunu düşünün arkadaşlar, 81 milyon nüfusumuz var. Artık sofralarda ekmeğimiz olmasa bile herkesin bir cep telefonu oluyor. 5 kişilik ailede 5 tane telefon 2 yıllığına 1 yıllığına gidiyor. Kıymetli arkadaşlarım 2 yılda 3 yılda bir değişiyor. Buna sürekli dışarıya para gidiyor. Ve insan aşıları için, beşeri aşılarımız için ve de
kanatlı aşılarınız için sürekli kapandığı günden beri dışarıya bedel ödüyor. Şimdi bunların Türk ekonomisine katkısını düşünün. Vatandaşın refahına, sofrasına getirdiği zenginliği düşünün. Şimdi bunların Türkiye'de kaldığını düşünün. Türkiye'nin gücünü düşünün arkadaşlar. Sabahtan akşama, akşamdan sabaha Türkiye'yi bölme haritaları yapan bu şer odakları, ondan sonra bizim coğrafyaya sürekli demokrasi getirmeye çalışan, tarumar eden şeyleri düşünün. Şimdi siz güçlü olduğunuz zaman, ayakta durduğunuz zaman bunlar yapılabilir mi? Mümkün değil. Şimdi bu projelerin bir özelliği de şu kıymetli arkadaşlar. Nasıl şimdi hocamız gururla anlattı, işte TÜRGOVAK projesi onaylandı, birçok emekten hazırlandı ve şu anda uygulanıyor. Ama ve lakin daha önce de bizim ürettiklerimiz var. Bu devam etmeli. Onun devam etmesi önemli. Şimdi daha önceden böyle duran bu projeler böyle düşünce bazında olan şeyler değil, gerçekleştirilmiş yani başarılmış projelerdir. Burası çok önemli. Kim bilir bunlar bizim bildiklerimiz, bilmediklerimiz ne kadar artık başlangıç aşamasında olanlar, yolun ortasında olanlar, hangi kaç tanesi akamete uğramıştır Allah bilir. Şimdi kıymetli arkadaşlar şu açıdan bakalım. Yani örnek belki çok absürt olur ama dini müminimizi düşünün. Biz doğan her çocuğun kulağına ezan okuruz. Ondan sonra helale, harama, İslam'ın şartları, Allah vardır, şuna dikkat edeceksiniz. Onda dine karşı bir hassasiyet oluşturuyoruz. Kafasında ve yüreğinde boşluk bırakmıyoruz. Siz o boşluğu bıraktığınız zaman başkaları gelir oraya zehrini akıtıyor ve siz elden çıkıyor. Şimdi düşünün, bir yerde yani kişilerde o hassasiyet, o aidiyet duygusu geliştirildiği için kişi buraya bir hassasiyet, burada bir hassasiyet veriyor. Dünyanın herhangi bir yerinde veya ülkenizde bir kişi bu hususa dokunduğu zaman onun bir bedelin olduğunu, zamanla bu bedeli ödeyeceğini bilmesi lazım ve biliyor. Ve kim olursa olsun bu herkes için de geçerli. Şimdi vatan bütünlüğünü düşünün, vatan toprağını düşünün. Yani bu milli mücadeleyi, milli mücadelemizi düşünün. Topyekun. Bütün millet olarak hiç büyük küçük şu demeden kadını kızı herkesin müşterek çıktığı proje. Keza bayrağımız, milli marşımız. Şimdi bunlarda biz öyle bir aidiyet duygusu geliştirmişiz ki artık bunlara bir zevam gelse topyekun gelir bize. Şimdi dönüyorum bu milli projelere. Kıymetli arkadaşlar, bu projelerin sahibi millet olmuş olsaydı bu projeler akamete uğramazdı. Madem ki bu projeler herkesi ilgilendiriyor, her bakımdan ilgilendiriyor, o zaman bu projelere milletçe sahip çıkmak lazım. Milletin üstünde bir güç olmaz. Siz aynı dediğim o hassasiyetler gösterilmiş olsaydı belki o projeler bugün devam ederdi ve bizim ülkemiz bir başka bir boyutta, başka bir yerde olurdu. Şimdi kıymetli arkadaşlar, İşin bir önemli tarafı da şu, yani şimdi düşünün bu projelerin arkasında millet olmadığı müddetçe hangi güç, hangi kişi olursa olsun o mutlaka bir sıkıntı içerisine girer veya öyle endişelerimiz olur. Şimdi düşünün otomobil projemizi düşünün. Biz Cumhurbaşkanı'na bindirmişiz, başyerimizde gezdirmişiz. Şimdi düşünün arkadaşlar. Diğer projelerimiz keza sahipler belli. Şimdi böyle olunca ne olur? Yani neden millet olmalı? Millet olmadığı takdirde ne oluyor? En güçlü cumhurbaşkanı olsun arkadaşlar. Artık bunları söylemekten çekinmememiz lazım. Bunlarda konuşmamız lazım. Cumhurbaşkanı olsun. Akşama safı sağlamdır, sabaha kalp krizi geçirir. Başbakandır, boynuna ip geçirir. Parti başkanıdır. Helikopteri gider dağa çarpar. Bakandır. Trafik kazası geçirir. Paşadır. Ankara'nın merkezine, ortasına uçağa düşer.
Emniyet müdürüdür, suikaste uğrar, validir, keza öyle. Sizin Aselsan'daki ve bu güdümdeki bizim güvenlik güçleri bir infaz edilir. Ve kendi mühendisleriniz başkentinizde tek tek keyfinden intihar ederler. İşte böyle olur arkadaşlar. Ve biz onların arkasından bir iki tane güzel cümle söyler. Belli bir tarihten sonra da onları unuturuz. Şimdi bu hususta şöyle bir sistemim de var benim arkadaşlar. Tabii kişileri zan altında bırakmak istemiyorsun. Bunlar tamamen benim görüşlerim. Şimdi TRT'miz var. Yani çok kanallı medyamız vardır. Ama nedense yani bu uçak projemizin neden akamete uğradığını, kim yaptı, kimler engelledi, hangi güçler engelledi, otomobilinde, diğerinde neden bilemiyoruz bilmiyorum. Yani şimdi çoğumuz, yani belki buradaki arkadaşlarımız bilir ama toplumun çoğu bilmez arkadaşlar. O zaman biz de burada bir bilinçli bir aidiyet duygusu bu projelere karşı bir olgu oluşturmak lazım insanlarda. İnsanlar ona sahip çıkacak. Sofrasındaki ekmeği kimseye kaptırmayacak kıymetli arkadaşlar. Şimdi bunu böyle belirledikten sonra zaten stratejik önemli hususunda konuşmuyorum. Geliyorum asıl konuşmanın konusuna. Aşı, yerli aşı üretimimize geliyorum. Kıymetli arkadaşlarım, yerli aşı üretimimizi konuştuğumuz zaman iki basamakta incelememiz lazım. Yerli aşı üretimimizin dünü ve bugünü. Yerli aşı üretimimizin dününe baktığınız zaman Türkiye her bakımdan kendi kendine yeten ve aşı hem beşeri aşı hem veteriner aşılarını üretebilen ülke. Bugününe geldiğimiz zaman, bugüne baktığımız zaman beşeri aşılarımızın tamamı ithal, kanatlı aşılarımızın tamamı ithal, su ürünleri aşılarımızın tamamı ithal, PET aşılarımızın tamamı ithal. Nasıl oldu bu? Yani ileriye gitmemiz gerekirken maalesef geri gittik. Nasıl oldu bunlar? Şimdi konu itibariyle aşı üzerinde durduğumuz için hırsız sahada biz bu aşıları üretiyorduk. Neden? Nasıl oldu? Şimdi dünümüzü incelediğimiz zaman işte hocam bahsetti gayet kronolojik bir şekilde 1800'lü yılların sonuna doğru cennet mekanı. Sultan Abdülhamit Hazretleri belli bir maddi miktarla beraber bilim adamlarını yurt dışına gönderiyor. Zaten bizde olan bir yapı var. Onlar dönüyorlar, o bilim adamlarımız enstitüler oluşturuyor. Sağlık Bakanlığı nezdinde ve Tarım Bakanlığı nezdinde. Ve biz bu aşıları üretmeye başlıyoruz. Zaten bir aşı üretme kültürümüzde vardı. Ve de kendi kendimize yeten bir ülkeyiz. Ve bugünümüze geliyoruz. Beşeri aşılarımız dediğim gibi işte ithal ama bir kısım aşılar üretmiyor. Neden? Şimdi siz asıl sebeplerine baktığınız zaman görülür ki işte ya enstitü demoda oldu ya işte aşı kalitesi üretiliyor ya pahalı üretiliyor. Küllüm yalan arkadaşlar bunlar. Vallahi da yalan, billahi de yalan. Neden yalan? Yeminle söylüyorum. Çünkü Manisa Tavukçuluk Araştırma Enstitümüzün kapanma toplantılarının bir kısmına ben de katılmıştım. Ondan biliyorum. Çok özetliyorum şimdi. Biraz konuşmayı kısa kesmem istendi. Son toplantı yapıyoruz. Ondan sonra da ben katılmadım. Son toplantı olduğunu bilmiyorum ama enstitü müdürü arkadaşım benim yanımda oturuyor. Müsteşar yardımcımızın başkanlığı da 10 tane enstitü müdürü bizim tavukçuluk üretme istasyonunun kaderini konuşuyoruz. O zaman da Şapenstü'de bizim kasamız iyiydi yani para doluydu. Rahatlıkla onun bütün tedarikleri sağlayabileceğimizi söyledi. Ve çok iyi bir sevinç oldu. Aynen şu 89. dakikada bir takım gol atar, kümeden kuturur veya şampiyon olmanın sevinci var ya aynen öylesine. Çok güzel oldu. Yani o zamanki Sayın Müsteşarımızın da o güzel yüreğini şimdi hakikaten takdir ediyorum. Ama neticede kapandı enstitü. Hani demode olmuştu ki biz o dediği harcamaları yani birkaç tane biyofizyasyon cihazıyla duvar mubarika zaten bizim 10 katını şapta yapıyoruz. Küllü işte maksat babancıydı üzümünü yemek arkadaşlar. Yani maksat siz üretmeyin, siz pazar olun, biz üreteceğiz, biz size vereceğiz. Ve işte bugün stratejik önemi taşıyan şu aşıların üretimi o günden
güne geldi. En azından bundan sonra böyle olmasın diye bunları anlatıyorum. Ve keşke yani size mesela burada bu Manisa ile ilgili bu anlatımı bana nasip eden Allah'a şükrediyorum. Keşke bizim diğer projelerde birebir onu yaşayanlar size anlatmış olsaydı. Hatta Çapayüzü'deyken eğer 6 ay gibi bir süre bize verildi, o süreyi de biz eğer aşı üretmeseydik orası da kapanırdı. Ki Türkiye'de 3 tonluk fermentör bağlamında endüstriyel üretim yapan tek yer ve de Allah bilir bizim bu projelerimizde akamete uğradı. O kadar çok önemli. Şimdi Türk OVAP'a geliyorum. Hocam gerekli bütün detayları verdi. Şimdi tabii bir aşının endüstriyel boyutuyla üretimi çok önemli. Sağ olsun. Hocam orada bütün ekibiyle beraber, bizimle beraber oldu. Her ne kadar hocamın fermentörler ve o biyolojiler resimleri yoksa da her aşamasında beraber olduk. Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve de üniversitemiz ve de özel sektör çok güzel diyalogu yüz yüze değil, sırt sırta vererek bu işi başardık. Yani kamu, özel sektör ve de üniversite güzel bir iş birliği şekillendi ve Türk olarak ortaya çıktı. Türk OVAP'ın üretimi hakkında biliyorum şu anda merak ettiğiniz üretimi nasıl durumda. Kıymetli arkadaşlarım, Türk OVAP üretiminin endüstriyel anlamda üretimi kalın prosesi 3-4 aylık bir süre içerisinde oturtuldu. Ve de şimdi ince prosesleri de tamam şu anda milyonlarca doz üretiyoruz aylık olarak. Ben bu hususta Aykut Hocam, bütün ülke size minnettardır, sizin ekibinize minnettardır. Ayrıca dediğiniz gibi bu yolun başında çıkan bütün hocalarımıza minnettarız. Kimi yarı yolda, kimi hala devam ediyor. İnşallah herkes muvaffak olur ama bu şeyde çalışma gösteren bütün hocalarımıza, tüm kesimlere, tüm firmalara teşekkür ediyoruz. Keşke sayıları artsa. Gidip el alemden aşı dileneceğimize kendi aşımızı kendimiz üretiriz. 23-24 yıldan sonra bir yerli aşı üretildi. İnşallah ben ümidim bunun akamete uğramaması, bu projelerin devam etmesi, bunların sahiplerinin millet olması, millette bu bilinci oluşturmak gerekiyor. Şimdi bu olayları niye dalga böyle budakla anlattım? Şundan dolayı kıymetli arkadaşlarım, yaşanmış bir anekdot. Bizim emmesi müdürümüz İstanbul'dan geliyor. Taksiciyle konuşuyor. Taksiciyle tam bu birazcık bu şeyin pandeminin şey olduğu zaman siz diyor aşı oldunuz mu? Nasıl diyor şey yaptınız? İşte şu aşı oluyor. Türk OVAP oldunuz mu diyor. Ben inek aşısı olmam diyor. Şoför arkadaşlar yani sektörden alakası yok, yapmıyor hiçbir şeyi. Bu konuşma biraz geniş de ben size çok kısa anlatıyorum. Ben diyor inek aşısı yapmam diyor. Şimdi kıymetli arkadaşlarım, bu projelerin hepsi durdurulurken, bu projelerin hepsi akamete uğrarken hep alttan bir dip dalga oluşturuldu. O dip dalgayı biz görmeden tsunami gelip bütün milli projelerimizi ezip geçti. İşte burada uyanık olmak lazım. Şimdi düşünün, kişi gelip burada sizlerin aklını çelemez, bizlerin aklını çelemez, bunu biliyor. Bilmeyenleri anlatıyor. O dip dalganın nasıl oluştuğunu biliyor. O hususta zaten bütün ülkelerden oynuyor. O işin kompedane. Ve bu hususta sizler, bizler bu hususta milletimizi, bu projelerin, milli projelerin sahibi yapmazsak, kıymetli arkadaşlarım, bu projelerin ben devamından yine de endişe duyarım. Yani bugün arkadaşlar stratejik şeyine bakalım. Yani şu dip dalgalar öyle bir oluşturuluyor ki arkadaşlar. Yani geçmişte bizim ülkemizin yaşadığı o ayrımcılar düşünün. Yani en azından şeyi düşünün. Libya'yı düşünün. Bir Libya vatandaşı bir Avrupa vatandaşından daha üstün yaşıyor. Ne oldu ama? Libya'da bir karboran adamı yumruklarla öldürüyor. Neymiş orada demokrasi yok. Yok arkadaşlar demokrasinin alakası yok. O milletin o kendi öz değerlerine sahiplik, o aidiyet duygusu verilmediği için, onların yüreklerinde, kafalarında birer boşluk oluşturulduğu için, onu da başkaları oraya zehirini akıttığı için o olaylar oldu.
Bu sebeple bizim buradaki bu dip dalgayı görmek lazım. Bu projelerimizin akamete uğramaması lazım. Evet. 81 milyon nüfusumuz için bu proje çok önemli kıymetli arkadaşlar. Yani bizim sadece bu değil, mazlum milletlerin ve de hepsinin bel bağladığı, hepsinin yani baktığı yer Türkiye'miz. Allah Türkiye'mizi korusun, bizi belalardan korusun, bu hain insanlardan korusun ve kendi kendimize yeten ülke konumuna getirsin. Ben bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türbet Erkekler Birliği'ne bu etkinlikten dolayı teşekkür ediyorum. Bizi davetlerinden dolayı, onur ettiklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tüm meslek seslerinin kuvvetlerine Erkekler Günü'nü kutluyorum. Söylenen bütün o aksiklere hepsine yürekten katılıyorum. Emin. İnşallah bundan sonra veteriner hekimlerinin, bütün veteriner hekimlerinin hiçbir emeği zayi olmaz. Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum.